Kelimelerin evremi mevzusuna ayrıca biraz zaman ayırmak gerekiyor sevgili Sinan Hocam. Şu... itin olur seri yapalım. <laughs> yani kavramların ve kelimelerin bunlar 30 sene önce, 100 sene önce, 500 sene önce ne anlama geldiği, şimdi onları nasıl evrildiğimiz ve ne anlama getirdiğimiz hikayesini takip etme, insanlığın kendisini takip etme de acayip bir şey veriyor. şu çayın bak. bile şimdi çay sözcüğünden geliyor olması Evet. İğrenç değil mi? Son dönemde... Piyasada çok sükseli hava yapan kelimelerden bir tanesi şu farkındalık kelimesi. İlk başlangıcı çıkış noktası şu kişisel gelişim havuzunun içerisinden çıktı. Daha böyle bir spiritüel alanda hani konuşula gelen kelime havuzundaydı. Ama bir hızlı bir şekilde becerip ayrıştı. Ve artık farkındalık belirgin bir şekilde yani bilinçlenme bir konuyla ilgili özel bir bilince sahip olabilme, bilinçsel bir evrene sahip olma gibi anlamlar barındıracak şekilde gelişti. Artık hepimiz farkındalığın işlevli bir şey olduğunu, bazen bazı şeyleri fark edebileceğimizi anladığımız bir evredeyiz. O yüzden de çok işlevsel bir kelime derken her şeyde olduğu gibi hani böyle çok oynayınca mıcıklanan manipüle edilen her şey gibi farkındalık bir zehirlenme evresine de geldi yani hayatımız her gün dijital dünyada gezinirken orada oraya orada oraya farkındalık zehirlenmesi seviyesinde olduğumuzda bir hale geldi. Bir şeyi sorayım sana farkındalığın beyinde ölçülebilen bir şekli ya da gözlemlenebilen bir hali var mı? Oradan başlayayım muhabbete. Pes e devam ediyor. Var. Yani şimdi bir Farkındalık aslında bir işlev, bilinç dediğimiz bir kavramın işlevi gibi gözüküyor. Bu yüzden de mesela bilinçli farkındalık dediğimiz zaman bazısı diyor ki ya farkındalığın zaten bilinçsiz mi olur gibi bir itiraz oluyor. Bunu daha evvel biraz konuştuk ama ben bu ayrımı önemli bulurum her zaman. Ee, zehirlenme ile de burası ilgili çünkü. Mesela farkındalık zaten bizim bilinçli bir canlı olarak, varsa diğer canlılarda da bilinç, onun da bir fonksiyonu olarak dikkat çekici herhangi bir şeye beynin özellikle ön ve orta kısımlarında bulunan dikkat ağının çalışmaya başlayıp yoğunlaşmasıyla onu bilinç alanımıza almamız meselesiyle alakalı. Biraz karışık söyledim ama yani bir konu var. Mesela şurada böyle boş boş otururken yerde yürüyen bir şey görüyorum mesela. Bu stüdyoda hiç olmaması gereken bir şey. Bu benim dikkatimi çekiyor. Bir anda o benim farkındalık alanıma giriyor. Ve bakıyorum işte bu bir böcek diyorum, bir şey diyorum. Ali'cim yanlış anlama böcek var diye söylemiyorum ama yani öyle bir anda orada dikkatim, bilincim ve o anın farkındalığıyla bulunuyorum. Ama burada önemli bir şey var. Benim dışımda başlayan bir uyaran benim dikkatimi celp ettiği için ben onun davetine icabet ederek farkındalığımı oraya veriyorum. Bu bizim günlük hayatta diğer bütün hayvanlarla beraber yapabildiğimiz bir şey. Ya bizim kedi de uçan sinek oldum böyle falan hemen farkındalığı oraya geçiyor yani. Şimdi bu otomatik farkındalık. Bilinç eşlik ediyor okey ama başlatan şey kendi içsel niyetin değil. Bilinçli farkındalık ise o dikkat ve odak özelliğini herhangi bir şeye bile isteye belli bir amaç doğrultusunda makul bir sürenin üstünde getirme ve tutma egzersizi ya da yeteneği. Bu var olan o dikkat anın ya da bilinç yönlendirme işlevinin iradi olarak bir tarafa döndürülüp orada tutulması gibi ekstra bir şey gerektiriyor. Bunun da genellikle yeri ön beyin gibi gözüküyor çünkü ön beynin dışında geri kalan kısımlar öbür arkadaşlarda da var. Bizdeki fark ön beynin biraz fazla gelişmiş olması. Bir de beynin hemen her tarafında soruyorumun yeni serisinde de göreceğiniz gibi ilişkilendirme alanı ya da bağlantı kurma alanı, birleştirme alanı dediğimiz alanların çok büyük olması. Şimdi bu birleştirme alanları bize farklı duyulardan gelen verileri birleştirip bir anlam üretmemizi sağlıyor. Daha büyük bir resim, nasıl diyeyim ona, benlik içerisinde yani dünyayı algılayan benlik içerisinde algılanan şeyler gibi bütünlüklü bir manzara sunuyor. Ön beynimiz de bu manzara içerisinde o bütün nedenselliği anlama bilmem neye bağlı olarak ben dikkatimi nereye veririm? Mesela oturup ders çalışayım. Halbuki pasta da var, halbuki eğlence de var, halbuki kızlar da var, bir şey de var. Ama ben onlardan dikkatimi çekeyim, buraya vereyim gibi. Bu bir yetenek, biraz iradi, zorlamalı, şartların cezbediciliğine ya da dikkat dağıtıcılara görece dirençli bir halin adı. Bu da bir kas gibi ve bu sistem çalıştıkça gelişiyor. İşte bilinçli işte farkındalık falan dediğimiz hikayeler bunu geliştirmekle ilgili. Şimdi bunu sadece farkındalık diye ayırdığın zaman senin bahsettiğin tarafa doğru yani hepsini farkındalık altında grupladığın zaman senin bahsettiğin yere doğru giden bir girdaba giriyoruz. Çünkü şu anda az evvel bir arkadaşımız sevgili Utku Gürtunca bir uzman psikoloğun ismini vermeyeyim bana şeyini göndermiş. Instagram'daki sayfasını. Abi diyor ne uzmanlar var sen de boş boş geziyorsun. Gerçekten baktım bir ablamız. Mümkün olan en az kıyafet ve maksimum müzikal danslı performanslarla psikolojik dersler veriyor Instagram. Çok eğlenceli. Biraz ona baktım. Şimdi böyle bir şeyin olduğu bir ortamda mesela o hanımefendinin de anlattığı şeyler yanlış değil. Böyle ekrana işaret ederek işte narsitlerle baş etmenin 8 yolunu falan anlatıyor gibi herhalde bakmadım tabii içeriklerine. Bu ve diğerleri yemek yapma yöntemleri, virüsten korunma taktikleri, işte her gün daha iyi olma, işte önce yatağını toplayarak başla, bilmem ne yap. Oradan Huberman bir şey diyor, buradan Peterson bir şey diyor, 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 diyor. diyor. İyi de abi bunların hepsi doğru olsa bile insan yiyecek bunu. Yani ben bir kişiyim, ben bu kadar farkındalıkla ne hal? Aslında edeceğim? çok temiz ayırt ettin. Yani iki tane temel kural koydun. Hemen çek etmesi ya da kontrol etmesi mümkün olan iki temel kural. Bir, karar verip fark edecek. Rastgele yani o senin dikkatini çektiği için gözüne parladığı, yanıp söndüğü, dans ettiği ya da cıvcıvlandığı, ses çıkarttığı için değil. Sen karar verdiğin için onunla ilgileneceksin bir. İkincisi normalde doğası gereği bir şeylere vakit ayırman gerektiği süreden daha uzun bir süreyi buna odaklı, konsantre, düzgün biçimde de ayıracaksın. Yani bir ne gündemin ne şey. olacak, evet. sen yani seçeceksin. Mesela şöyle de oluyor olsa, kuantum ve dolanıklık konusuyla alakalı bir video dahil, işte Einstein'ın dans eden yapay zeka ile yapılmış videosundan kaynaklı, ben o videoyu fark ettiysem, ve bu motivasyonla olası her şeyi ayırdığım gibi 3 ila 5 dakikayı da dolanıklık videosunun içerisine ayırıp geçtiysem aslında bu bir farkındalık olmuyor. Bu yine başka şeylerden evet çöp oluyor ve biz buradaki çöpün kendisine aslında farkındalık zehirlenmesi diyoruz. İçerik daha havalı göründüğü için o sanki önemli bir farkındalık mı zannediyoruz? Ama bu bu zannın kendisi gerçekçi bir sonuç vermiyor. Biz yine geçici olarak birkaç bilgi edindik. Ben çıktık. bu bahsettiğin şey testini kendimde yaptım bir iki sene evvel. Veritasium diye çok sevdiğim bir kanal var. Bilim kanalı YouTube'da. Oradan birkaç tane video izlemiştim. O arada bir sürü başka yerden bir sürü başka video da izledim. Sonra bir gün Veritasium'un aklımda kalan birkaç videosu vardı. Abi çok iyiydi dedim. Orada belki o videolarda kaçırmış olabileceğim bir şey olabilir diye. Şöyle bir şey yaptım. Ben bazen onu Jordan Peterson ya da Huberman dinlerken de yapıyorum. Masaya oturdum. Bütün WhatsApp'tır bilmem her uyarı verecek her şeyi kapattım. Bilgisayarı rahatsız etme moduna aldım. Şeyi açtım videoyu. Önüme defterimi açtım. Bildiğin eski usul. Dinledim. Durdura durdura notalara izliyorum. Video 40 dakikalık falan bir video. Hiç izlememiş olduğumu fark ettim diye. Hiç önemli hiçbir şey kalmamış ben. Ama videonun o var olduğundan haberim var. Bir tek konu başlığı aklımda. Videonun içinde gerçekten var olan hiçbir şeyi anlamamışım. Aslında muhtemelen izlerken anladım o video ondan hoşuma gitti. Fakat arkasından gelen 140 yeni öğrenme hikayesi, o videodaki çok önemli hikayeleri içselleştirmenin maalesef mümkün kalmadı. Ben o günden beri beğendiğim bir video olunca benim bir sonra izlemeni istemem. Atıyorum oraya uygun bir vakitte gerçekten ders yapar gibi. Ya da uzun yolda gideceksem kulağımı tamamen ona vereceğim tek başıma bir seyahatte konsantre olabileceğim bir şekilde açıp onu dinlemeyi bir şey yaptım yani rutin yaptım kendime ve yani hep işte kitaplara da yazdık. Yeni Dünya'nın Cesur da seninle çalışırken de o konu çok gündeme geldi. Ya yani bu devirde azaltabilmek, dur diyebilmek, hayır diyebilmek, çıkarabilmek farkındalık zehirlenmesinin tek çaresi. Çünkü ortam şu anda bu ismi sen koydun, onu senden aldım hep kullanıyorum. İnternet içeriğinin bana denk gelen kısmının %70'i eğitim içeriği, farkındalık içeriği. Herkes bir şey anlatıyor. Herkesin anlatacak bir şey var. Muhtemelen %50'si de doğrudur. Ama acaba bunlara benim ihtiyacım var mı? Yani sevgili Metehan Canan Bey'le son gittiğimiz açık büfe maceramıza benziyor. Bunların hepsi yenebilir şeyler. Ama hepsi yenmeli mi acaba? Yani aynı şey bugün bilgi için geçerli. Bizim açık beyinde mesela bazı müdavim arkadaşlarımız var. Bugün sabahta ben yine Rokoşluk oturumundaydım. Tanıdık birkaç simamız var. Onlar her eğitime geliyorlar. Ben onların bazılarına yasak getiriyorum. Yeter artık bu kadar. Bir dur, bir sindir, bir özle, bir unut, bir, bir şey yap. Belki dön tekrar et. Ezmediğimiz, üzerinde yeterince durmadığımız hiçbir şeyin bizim olmadığını belli bir zaman geçtikten sonra anlayacağız. İş o ki o zaman geçmeden elimizdekileri bizim yapalım. Yani onları mülk edinebilmek için durmak lazım. Bunun yanında bir, bir değişken daha var. Bu çok güzel bir ayrım oldu bu arada üzerine konuşmak açısından. Fakat yanına bir değişken daha koymak istiyorum. Mesela hukuk konusunda, hukuk konusunda derinleşen bir bilince sahip olduğunda, dünyayı anlamalar ya da başka şeyleri çözümlemeler konusunda çok acayip bir veri verebiliyor sana. Hukuk çok güzel çalışmış bir sosyal mühendisliği olan alanlardan bir tanesi. Ama buradan çıkalım. Mesela sanat konusunda, resim, görsel konusunda bir bilinç geliştirdiğimizde nitelikli sanat eserlerini okuyabilme sadece hikayelerini bilme değil eserin kendisini okuyabilme ile alakalı. Bu da dünyayı anlamada muhteşem bir beceri verebiliyor. Bana sorsan derin su dalgıçlığı da böyle. Bir bilinç derin su dalgıçlığı bilinci geliştirirsen dünyayı algı algılama konusunda Aramızda da şu anda bir dalgıç var bizim. <laughs> evet. Sami Kubuş bu arada <laughs> söylemiş olalım. Şimdi bunlar eskiden ulaşması mümkün olan şeyler değil. Çok şanslıysak işte hukuk bilincine bir yerden bağlanır. Yavaş yavaş 10 yılda 20 yılda hukuk bilincimizi geliştirir, biçimlendirir. Başka bir mesela tüccar olmayı bilmeyiz. Ya da doktor olmayı, tıpla ilgilenmeyi ya da işte hayvanlar ya da bitkilerle ilgilenmeyi bilmeyiz. Biz hukuk bilincine sahibizdir. Oradaki fark ettiklerimizin harcadığımız zamanı yüksek, karar vererek harcadığımız zamanının biriktirdiği bilgiyle dünyayı çözümleriz, biçimlendiririz. O yüzden başka her şey bize yenilikçi gelir başka tarafta ama daha uzaktaki ya da ayrıştırıcı bir yerdedir. Fakat şimdi böyle olmadı. Gerek akademik anlamda, yani adam işte tıpta lisans yapıp yüksek lisansını pazarlamada ya da işletmecilikte yapabiliyor. Oradan çıkıp işte bam, nöro sayesinde bambaşka bir şey yapıyor. Başka bir yerde birbirleriyle hiç bağlantısı olmayan alanlarda akademik olarak da çalışabiliyor. Ya da bunlardan hiçbirine ihtiyaç duymadan gerçekten düzgün ilgilenerek, biçimlenerek YouTube'u kullanarak bambaşka konular hakkında bilinç geliştirebiliyor. Çünkü yani YouTube'un öyle bir şansı oldu televizyonda olmayan bir taraf bilinç insanların bilinç haritası kitapta olduğu gibi insanların bilinç haritalarını görebildiğimiz anlatılar, açıklamalar, ritmik devamlılık falan gibi şeyler oluşabiliyor. Şimdi böyle olduğunda birdenbire benim elimde dünyaya bakabilmek için 1 2 3 5 mesela senin yüzünden biyolog bilincim var benim. Tamam senin ve Sami yüzünden. Bu başkaları yadırgıyor. Yani şeyi hikayelerin tümü biyolojiye bağlanıyor arkadaşlar falan diye pazarlamayla alakalı konu. Darlanıyor millet yani her konuyla alakalı. Başa edemiyor da. Tamam Sinan anladık da sana ne oluyor? Bana? <laughs> tamam. Şimdi bu öyle ya da mesela evrim bilincim var benim. Yani evrimi bir yöntem olarak kullanacak kadar o konu hakkında düşündüm, tartıştım, çalıştım, bilmem ne yaptım falan. Halbuki ben işte resim eğitimi alan, görme sanatları konusunda eğitim alan bir adamım. İşte pazarlama var, işte fotoğraflarla alakalı fotoğraf teknikleri ilgili var, teknolojiyle alakalı var, sosyolojiyle ilgili var, biyolojiyle ilgili var. Bunlar profesyonel olmak zorunda değil. Bunlar benim geliştirdiğim bilinçler. Şimdi bu bilinçlerin sınırı ne? Şimdi bir zehirlenme de burası ya. Yani dünyayı anlamada yani bunun sınırı ne? Nereye doğru gidecek bu hikaye? Makbulü bu muydu? Yani belki de yani dünyayı anlamayla alakalı mesela şeyi söylüyorum. Düzgün yaşamda anlamlı bir şekilde düşünebilmek için matematik bilincine ihtiyacı var herkesin. Evet. Matematik bilinci yoksa... dünyayı anlamlandırmadaki kullanacağın yöntem şişiyor, şişiyor yani yani... yani saçmalaşıyor. saçmalaşıyor Doğruyu yanlışı bir sınırdan sonra ayırt edemez. Ayırt edemez ediyorsun. duruma geliyorsun. Şimdi bu... yani bunun... şeyi ne kadar... yani yüksekliği bunlar... şöyle mi kabul edeceğiz? Bu Artık dünyada sağlıklı, özgüvenli, net bir insan olabilmen için... psikoloji, sosyoloji, matematik... mesela kimya şart, biyoloji... Kesin sosyoloji varsa biyoloji kesin olacak falan gibi işte bu 8 tane bilinci bunlara bilinç diyelim yani kültürel bilgilerinin oluşturduğu dünyaya bakış açısı bilinç derken ki kastettiğim şey bu. Bunları bilmek zorundayız diye mi bakmalıyız yoksa bu bir zehirlenme hali mi? Abi öyle ağır bir konu açtın ki <laughs> virajı çok geniş alasın bari. <laughs> al al gel istediğin genişlik. Yani tamam. şöyle... Can canandayız yani başka hiçbir yada fırsatımız Şöyle insan beyin gelişimi... Başlayacağız. İnsan yiyecek. Bak bunu yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Bu da insan yiyecek. Estağfurullah. Şimdi insan beyin gelişimi çok çevre odaklı, çevreden gelen veriye bağlı bir şey olduğu için bize böyle beynin ilk gelişim düzeylerini ben uygulamalı nörobilim okulunda falan uzun uzun niye anlatıyorum? Bizim beyin yapısı, altyapısı orada şekilleniyor. Ve yani nasıl şekilleniyor? İşte Sen muhtemelen biz doğduğumuzda hiçbir duyuyu falan birbirinden ayırt edemeyecek kadar uzmanlıktan uzak bir beyinle geliyoruz. Her şey birbirine karışık. Ondan sonra yavaş yavaş da işte görme, işitme, tatma, koklama modülasyonlar ayrılıyor. İşte ben öteki ayrımı başlıyor. Yavaş yavaş yani bireyselleşme algımız bile, birey algımız bile zamanla oluşuyor. Bu sırada da dünyaya ait bilgi ve görgümüzü burası önemli üzerine yerleştireceğimiz zihnimizin zemini oluşuyor. Şimdi bak bu noktada enteresan bir şey var. Bunu David Eagle'ın ülke sınırlarının oluşmasına benzetiyor. Podcast'inde duydum geçen çok güzel benzetme. Mesela atıyorum 5000 yıldan bu tarafa Avrupa haritasını ya da Asya haritasını izleyelim. İşte ilk zamanlarda ben böyle tarih atlasları dijital var şimdi onları izlemeye bayılıyorum. Yok Memlüklüler, Eflak Boğdan bilmem ne büyük küçük devletler görecek kısa zaman dilimleri içerisinde görünüp kayboluyor, görünüp kayboluyor. Sonra yavaş yavaş belli sınırlar stabilize olmaya başlıyor. Niye? Zaman içerisinde çok fazla veri birikiyor, mal birikiyor, gelenekler, adetler, ordular, artı jeopolitik bilmem bir sürü faktörü topla. Önceden çok hızlı değişen o sınır yapıları bir süre sonra daha oturmuş sınırlara, ülkelere işte böyle savaş hukuku, barış anlaşmaları, uzun süre paklar, işbirlikleri, Avrupa Birlikleri falan. Bunlar ortaya çıkınca artık böyle kolay kolay sınırlar değişmez hale geliyor. Şimdi insan beyninin oluşumda ilk yıllar o devamlı böyle pık pıkı olan, o da olabilen, bu da olabilen ergenlik dönemi özellikle bütün ülkelerin kapanıp tekrar açıldığı falan bir dönem. Ama sonra er, erişkinlik dönemine doğru giderken artık beyindeki bazı kabiliyetlerin vesaire sınırları oturuyor. Şimdi tam yani bu yaklaşık 35-40 yaşları gibi düşün. Oraya doğru giderken ne oluyor 40'lı yaşlarda bize? Aymalar geliyor, değil mi? Hep bahsediyorum ya. Erkeklerde boşanayım, motor alayım, kadınlarda ikinci kariyer yapayım falan. Bu tarzda yeni davranış biçimlerinin ortaya çıkması artık beynin kabaca zihnin, zemininin oturması ve onun üzerine artık bir şeyler inşa etme arzusunun oluşması. Yani kendi zemin çalışmasını bitirdi, altyapıyı yaptı. Onun üzerine ya dışarı yeni bir şeyler verecek, yani hayata bir şey katacak ya da yepyeni bir şeyler yaparak o katkıyı başka bir düzeye taşıyacak falan. Fakat buradan oraya gelirken, şimdi bakıyorum etrafımdaki insanlarda, sen de buna dahilsin, sam de buna ya Etrafındaki çoğu insan buna dahil. Hayatının görece erken dönemlerinde, Mete'yi dinle. Hayatın erken görece dönemlerinde bir konuda çok ciddi ve uzun derinlikte mesai harcamış. Ve ister sanat, ister teknik, ister el becerisi, ister teorik bir konu ne olursa olsun, orada yeterince zihinsel bağlantısallık oluşturmuş bir insan daha sonra neyle ilgilenirse ilgilensin ama belli bir ilgi düzeyinin üstünde yani hakikaten bir motivasyonla neyle ilgilenirse ilgilensin onu sıra dışı bir şekilde öğreniyor. Ve o var olan zeminin üzerine bunu çok güzel dikiyor. Şimdi senin günümüzde farkındalık zehirlenmesi dediğin hikayenin galiba şu anda fark ediyorum ki altyapısını benim zamanımda yoktu diyebilecek kadar yaşlıyım ya. Benim zamanımda olmayan şeylerin şu anda olması çok fazla etkiliyor. Nedir onlar? Çok fazla dikkat dağıtıcı. Hiç serbest zamanın olmaması. Bir konu üzerinde derinleşecek fırsatı gençlerin bile bulamıyor olması. Biz yaştakiler zaten neye ne yetiştireceğimizi şaşırdık falan ama özellikle o erken dönemlerde onu mu yapayım, bunu mu yapayım, hede öyle derken bin tane fırsatın içerisinde birini bile gerçekleyemeyen, yani küçücük derebeylik sınırlarıyla zihin dünyasını oluşturmak zorunda kalan hiç imparatorluklar kuramayan bir geçmişte gelen insanların biraz hikayesi bu. Ve maalesef galiba bunların sayısı artacak. Eğer insan zihninin nasıl çalıştığı konusunda yanılmıyor ise. Buradan şunu mu demek istedim? Hı -hı. Önce bir disiplinin bilinci oturacak. Bir farkındalık, bir ölçme oturacak. Evet, herhangi bir şeyin yapabilirliği insanda gelişecek. Ustalarım. Gelişecek. Sonra öteki farkındalıklar, öteki bilinçler buna adapte olur. Burada sorun yok. Burada zehirlenme olmaz. Aynen öyle. Ben yani senin bana anlattığın, kendinden doğru getirdiğin, el yazına bile gösterdiğin ihtimam, oturdum deli gibi çalıştım falan dedin ya. Ya bugün bugünün ritminden bakınca biraz manyakça gözüküyor yani. Bir insan oturup da niye böyle bir şey uzun süre çalışır? O bütün o uğraştığın işlere niye o kadar zaman verdin? İşte o adam o işlere niye o kadar zaman ayırdı? Bakıyorsun. Orada bir derinlikte ustalık ve aslında yaşam zemini oluşturuyorsun. Bu geri alınabilir bir şey değil. Bu artık kalıcı bir zemin. Sen öyle bir oyun alanı döşüyorsun kendine. Ondan sonra senin niye evrim bilincin oluşuyor? Usta olduğun alanda hareket alanın o kadar büyük ki orada oynarken daha iyi dans figürleri yapmak için bu gelen yeni bilginin bir işe yaradığını fark ediyorsun. Ve o bilinci aldığında bu alandaki manevra kabiliyetin ve maharetin artıyor. Ve sen, Mesela şimdi ressam işte Mustafa Günen hocayla yoğun görüşüyoruz. O mesela fizik, kimya, biyoloji, evrim konularını resme aktarmaya çalışıyor. Böyle özellikle dalga resimleri falan çok acayiptir. Böyle doğa resim işbirine zaten kafa yorarken bu işin bilimle ilgili olduğunu seneler önce fark etmiş. Ve mesela o bir resim üstadı, adam yapıyor yıllardır. Ama üzerine bilimle ilgili derinleşmeye çalıştığı noktalar ona yepyeni açılım alanları sunuyor. Ben mesela biyoloğum. Üstüne nörobilim falan filan yaptım ama şimdi o kadar obsesifçe vakit harcadım ki zamanında onları. Ya insanlar sanıyor ki Sinan internetten baktı anlatıyor. Öyle değil yavrum o. Ben sabahlara kadar okudum, yıllarca okudum. Ya bunda marifet diye söylemiyorum. Hastaydım yani normal değildim. O dönem öyle gerekti. Zaten çok da uğraşacak bir şeyimiz de yoktu. Bilmiyorum o zaman Instagram olsaydı bu kadar okuyabilir miydim ama belki okurdum. O dönemden gelen şeyin üzerine şimdi ne koyarsan koy zemini sağlam basıyor yere. Yani söylemeye çalıştığım şey, mesela ben de aynı farkındalık zehirlenmesinin içindeyim. Bazen çok vakit harcıyorum, ama mesela beni rotamdan saptırmıyor. Niye diye düşünüyorum. Ben de yani bu sende bir ben. zehirlenmeye neden olmuyor. Olmuyor. Çünkü benim bir zeminim, bir hedefim ve bir planım var sistem tamam, içerisinde. Tamam. O zaman ben biliyorsun böyle şeylerden faydacı sonuçlar çıkartmayı önemsiyorum. E zaten onu yap diye anlattım bu kadar ha, yani O zaman o zaman şöyle altını çizersek olacak. Yani eğer farkındalık zehirlenmesi yaşıyorsan. Sana tüm hikayeleri kaplayacak, senin yapabilme becerini destekleyecek bir alt disiplinin yoktur. Önce yaş kaç olursa olsun, önce tek bir disiplinde kendine zemin oluşturabilecek bir altyapı çalış. Bu senin davranışlarını. Bu arada üretimlerini... akademik bir disiplin olarak bence duymasın kimse. Öyle bir disiplini kastetmiyoruz. Ee, bir yo, yo. tarzı hayat. Ee, şeyden bahsediyorum. otolastikçi de olabilirsin. Evet. Ama e, üretimlerinin işe dönüştüğü, ustalık ya da yetenekler geliştirebildiğin bir standarda gelsin. Hani bir buçuk yıl lastik tamircisinde çalıştım değil bu. Bir lastik tamircisi açacak kadar bu konuyu biliyorum diyebilme becerisi. Bir önce. de şöyle, şimdi biz mesela genellikle insanlara hani tutkularınızı bulun, ona göre bir şey yapın, bunu daha çabasız ve daha verimli yaparsınız diyoruz da yani tutkuyla mesela hedefi, yüce amacı birbirinden ayırmak çok kolay olmuyor. Bazı insan sadece hoşuna giden bir şey yapası geliyor. Bir süre sonra onu yapınca da bakıyor ki bir arpa boyu yol gitmemiş. Burada esas önemli olan bir zemin inşa ederken bir konuda derinleşirken uzun vadede ben bununla şunu yaparım, hayali amacı, şöyle bir katkı üretirim, kendimi şöyle yeniden üretirim falan dediğimiz bir amaca oturması lazım bu işlerin. Mesela ben ilk biyoloji okumaya başladığımda biyoloji bana baara baara şey dedi. Ben senin bütün derdini çözerim. Ya ben ilk bunu duydum. Nasıl çözecek o fikri yok. Ama biyoloji bana onu dedi mesela. Ben o yüzden ona hasta oldum. Oturdum, daldım işin içerisine. Daha doğrusu ilk okuduğumda değil de. Mezun olduktan 3-5 sene sonra dedi bana bunu tekrar baktığımda. Yani şanslı olduğum nokta daha erkenden tanışmış olmamdı. Atıyorum bir el becerin mi var ya da bir el becerisine mi tutkulusun? Ya e sadece onu yaparak vaktini öldürme. Ondan nereye gideceğini bir düşün. Bunu böyle yapmaya devam ederek ne olacak? Yazın gittin sanayide çalıştın atıyorum. Değil mi? Aramızda var öyle niyeti olan arkadaşlar. Çalışıyorsun da bu geliştirdiğin beceriyle bir sonraki adım ne olacak? Ben ömrüm hocam motor tamir etmek mi istiyorum? Yoksa buradan aldığım bilgi ve beceriyle ne bileyim dünyanın en hedefli motorunu da geliştirebilirim. Getirip Türkiye'de hiç olmayan bilmem neleri birleştirip burada da satıp zengin olabilirim. Her şey olabilir yani. Daha ileri düzeyde bir amaca matuf davrandığın zaman geliyor işte 20 sene sonra insanın fabrikayla diye bir kitap çıkıyor elinden mesela. Nasıl yaptım ben bilmiyorum bunu ama 20-25 senelik süreçte böyle uğraştığın zaman ortaya bir şey çıkıyor. Ondan sonra gelen her türlü veri. Biraz önce bahsettiğim Instagram'daki hanımefendinin videosu. Benim sadece eğlencelik beni meşgul etmez yani gelir ve gider. Niye? İşim var. İşim var yani bir şey yapıyorum. Gene yani 10 sene oldu ben bu lafı söyleyelim muhtemelen. Hala geçerliğini arttırarak sürdüren bir uyarı. Hala dünyanın en tehlikeli kombinasyonu. Boş adam ve sınırsız internet. Gerçekten. En tehlikeli kombinasyon bu. O kişiyi en iyi ihtimalle o kişiyi perişan ediyor. Ama daha kötü ihtimalle o kişinin hayatını doldurma adına yaptığı şeyler bizim hayatımızı berbat ediyor. Saçma sapan bir sürü içerik, Geçen gün Metan'la evde otururken TikTok'u açtık mesela. Bizim televizyonda TikTok uygulaması varmış. Metan dedi ki TikTok dedi işte sen TikTok'ta şu kadar takipçim var. Benim telefonumda TikTok uygulaması yok. ve çünkü bir kere açtım baktım benlik bir şey değil. Metan'la açtık televizyonu. Abi bir saatimizi net yedi ya. Bir saatimizi yedi. Saçma, sapan, ipe, sapa gelmez bir sürü bir şey. Film seyretmiş gibi düşünebilirsin kendini ama her gün film seyretmiyoruz. Her gün bu kadar vakti ayırmıyoruz. Bu işi olan bir adamın yapabileceği bir şey değil. Bana bu kadar meşguliyeti veren Rabbime bir kez daha şükrettim. Yoksa bu sistem içerisinde hakikaten rotan olmadan bu kadar dalganın arasında boğulmamak bir mucize yani. Ve sanki bilmiyorum konuyu açarken niyetim bu muydu ama bence esas farkındalık zehirlenmesinin gelmesi gereken yer burası. Bu kadar şey var da işte açık büfede o kadar yemek var da sen niye bu kadar yiyorsun abi? Çünkü gözün aç. Neye ihtiyacın olduğunu bilmiyorsun. Belli bir yeme politikan yok yemek kültürün yok. O yemeği niye yediğini, şunun neden yememek durumunda olduğunu bile bilmiyorsun. Ne gelirse atıyorsun ağzına. Ondan sonra ya kızıyorsun ya oluyorsun işte. Sorun bu. Hayatta bizi böyle yapmasın diye galiba bir şey yapmadım. Ben özellikle son cümlemi söyleyeyim. Erken gençlik dönemlerinin. Bu erken gençlik şimdi 25-30 yaşına kadar devam ediyor bu arada. O dönemin altın kıymetinde olduğunu düşünüyorum. O dönemde iyi rol modeller, iyi insanlar, yani verimli bir çevre ve gerçekten basit, size uygun ve gelişebilir bir mevzuda keyfine göre vakit harcamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerisi zaten gelir. Bu işler plana gelmiyor abi. Planlık şeyler değil. Benim olduğum taraftan insan tabii konsantre olduğu konuyu daha ayrıştırarak görüyor. Değişim ya da değişim hızının etkisini, sosyal etkilerini görüyorum. Artık yani mesela çok bariz bunu başka sohbetlerin içerisinde konu etmişizdir ama ben grafik tasarım nedir sürecini biliyorum. 25-30 yıllık meslek hayatının içerisinde karşılığı var. Mesela sadece grafik tasarım sıfırdan elinde boyalarla afiş yapması gereken adamın... ...elinde boyalardan bilgisayara, bilgisayardan stok sitelere, stok sitelerden yapay zekaya... ...geçişin kendisini sektörlü olarak, bir ihtiyaç olarak, bir meslek olarak saygınlığı, kültürü, evrimleşmesi de kendisi. Bu 25 sene belki de son 15 senesinin içerisinde sıkışmış şeylerden bir tanesi. Bu, bu Bunların hepsi kült değişimler. Türkiye'de binlerce insanı binlerce gerekçeyle değiştiriyor. Bu değişim yani hani buradaki gördüğümüz değişim kavramlar, bilgiler, disiplinler neye nasıl yaklaşacağımızla alakalı yeni soru sepetleri doğuruyor. Ve şimdi birileri bu konuyla alakalı düzgün karar vermezse geleceğimizin neye doğru şekilleneceği belli değilmiş gibi görünüyor. Bu farkındalık mevzusunun özünde de bu var. Yani şimdi masaya oturduğunda herkese konuşuyor ki hep bunu konuşuyoruz ya yani bilinç geliştir. Güzel kardeşim hani konuya bilinç geliştir yoksa önün tıkanacak. Yoksa birinin yönetiminde kalacaksın. Bilinç geliştir ki burada bir şey üretebilesin dediğin şeyde doğalında bir adam gerçekten şey soruyor bilinç geliştir geliştir geliştirdi 12 tane bilinç hangisini geriye geliştirdi ki bir zehirlenme aşaması ya da hep bir şeyi fark ediyoruz ya da bu fark edişlerden çok tatmin ediyorum ama bu fark edişler hiç üretime dönmüyor seviyesinde bir şeye dönüşüyor bence çok güzel az videoda bunu yapabiliyoruz her zaman her sohbetimiz güzel oldu. verimli bir ürün çıkartmayabiliyor bence buradan ürün çıkarttı özetlemek için söylüyorum hikayeyi bir şeyin farkındalık olabilmesi dış dikkat çekicilerden kaynaklı değil bizim kararımızda olması gerekiyor başlangıcı ve sonrasında normal alışkın olduğumuz zaman ve konsantrasyon verme sürecinin üzerinde zaman ve konsantrasyon harcamamız gerekiyor ki biz bir şeyle alakalı farkındalık gerçekleştirelim. Zehirlenmeye uğramamak için de bir önceden bilinç geliştirdiğimiz bir zemin konu bulup ötekileri bunun üzerine ekleyerek inşa ettiğimiz bir yapıya dönüştürelim. Bu da bu işin kullanma kılavuzu olsun. İnsanların dikkat süresi 4 dakikaya düştü. Bana ne? evet. Bana bize ne? Yani onların problemi. İnsanın dikkat süresi 4 dakikaya düşmüşse bu insan hiçbir şey yaşamıyor demektir. Eğer her kim ki kendisini böyle bulursa bunu değiştirmek zorunda. Bu konsantrasyonu uzatmak zorunda. Biyolojik donanımınız 4 dakikada bir şeyi anlayıp hayat tarzı haline getirmeye uygun değil sevgili arkadaşlar. O yüzden yaya yaya geniş geniş otur bir çay koyalım mottosunu unutmadan konuya biraz sakin yaklaşmak lazım. İyi özetledim bu arada. Bence bunu videonun altına yazalım. <laughs> Buradan çıkan farkındalık zehirlenmesine karşı 3 adım. 3 adımda farkındalık. YouTube seviyor <laughs> adımın şeyleri. <dedi. gülüyor> evet.